Merhaba sevgili izleyiciler. Birazdan hepimizin yakından tanıdığı ünlü oyuncu Alper Saldıran'la buluşacağız. Ama bu kez oyunculuğunu değil, bize anlattığı Kırmızı Oda'dan Hikayeler kitabını konuşacağız. Alper Bey merhaba. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben teşekkür ederim. Geldiniz, zahmet verdiniz. Biz aslında bugün çok farklı bir yönünüzü konuşacağız. Gerçi edebiyat çevresi artık yakından biliyordur. Sizin bu üçüncü kitabınız Kırmızı Oda'dan Hikayeler. Böyle seyircilerimize de gösterelim kitabımızı. Şimdi siz bize aslında bizlere dair, hayatımıza dair, mutluluklarımıza dair, sevinçlerimize dair, aşklarımıza dair, bazen de dürtülerimize dair hikayeler anlatıyorsunuz. Ben de size hemen Kırmızı Oda'nın hikayesini sormak istiyorum. Nasıl başladı Kırmızı Oda'nın hikayesi? Biraz başa dönmek lazım. 2017'de başladı bu yolculuk. Üçlemenin son kitabı Kırmızı Oda'dan Hikayeler. O zaman zaten belliydi. Şöyle bir üçleme. Birbirleriyle sırayla okuması gereken bir üçleme değil. Nasıl anlatayım? Aslında bir bütünleme. Yani Beyaz Oda'dan insanın en saf hali, en çocuksu hali. Siyah Oda'dan olabildiğince tabii yani benim kendi kapasiteme göre. Siyah Oda'dan en karamsar halleri, Kırmızı Oda'dan hikayelerde içgüdüleri üzerine. Tutkular, aşklar, hırslar, bunun üzerine. Böyle bir üçleme. Hepsi bütünlediğimiz zaman bir insan çıkıyor ortaya. Yani Kırmızı Oda böyle çıktı. Evet. Peki bu dürtülerimizin bazen aslında bizim hayattaki yaşamsal değerlerimizin önüne mi geçtiğini düşünüyorsunuz? Okuyucuya biraz hani kendi değerlerimizi hatırlatmak da mı istediniz? Ben kitabı okurken hani böyle unuttuğumuz şeyleri biraz da hatırladım. Ha, böyle bir amacım olmadı ama ne güzel, size böyle bir etki etmiş. Böyle bir niyetim yoktu. Sadece evet, ilk sorunuz öyle. Bazen öyle bir hale gelir ki insan her şeyi unutur. Bütün değerler silinir. Yani öyle ilkel içgüdü deyip hafife almamak lazım. Çok ciddi bir güç vardır ilkel içgüdüde. Kontrolü ele aldı mı insan istemediği şeyleri yaptırabilir. Evet. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Sürekli göz önünde bulundurmak lazım. İçimizdeki ilkel yönü. Evet. Peki sizin yazarlık yolculuğunuza biraz değinmek istiyorum. Şimdi gerçekten yani Siyah Oda, Beyaz Oda ve Kırmızı Oda'dan hikayelerle birlikte bizlerle birliktesiniz. Ve hani gerçekten çok da başarılı bir oyuncusunuz. Edebiyata ilginiz veya oyunculuğun edebiyata katkısı nasıl değerlendiriyorsunuz sanat? Zaten baktığımız zaman tamam, tiyatro ayrı bir sanat ama o tekstler, senaryolar, oyunlar, bir edebiyat eseri, edebi eser. Sadece bu oynanınca tiyatroya dönüşüyor. Edebi eserin üstüne bir şey koyuluyor, daha boyutlanıyor, daha yaşam kazanıyor. Kuru kuru tarih kitapları okumaktansa o dönemde yazılmış kitaplar zaten anlatır tarihi. Ve daha doğmak üzere okuduğum zaman satır satır okuyorum. Yani bu ne demek istemiş, ne yapmış? Yani çok ciddi bir irdeleme sürecine giriyorum. O yazarlıktan gelen bir şey mi acaba biraz? Değil, bu benim zaten oyunculuktan gelen bir şey. Şimdi yazmaya katkısı oldu. Bunların hepsi yazmaya da hizmet etti. Benim yaptığım gözlemler, yaşamı gözlemlemelerim, yaşamdan algıladıklarım, kendi hislerimi tanımlamaya çalışmalarım. Bir oyuncunun zaten yapması gereken şeyler bunlar. Biraz böyle şey oluyor mu? Hani kitapları yazdıktan sonra karakterlere müdahale, örneğin size gelen bir senaryoda hani bu kişi böyle olmaz aslında bunları yapar dediğiniz oluyor mu? Tabii bunların hepsi tartışılmalı. Yani çünkü şöyle, aslında bu işin doğası tiyatroda özellikle, mesela Shakespeare şöyle söylenir, yaşanmadığı bile bilinmez Shakespeare'in ama bir taslak metinle gelip provalarda oyunların geliştiği, oyuncuların eklemeleriyle, konuşmalarla sonuçlandığı söylenir. Böyle olur. Bizde de mesela biz Kürk Mantolu Madonna oynadık en son. 26. draft oynadık. 26 kere değişti. Küçük küçük değişti. Çünkü orada başka bir form kazanıyor. Başka bir yere gidiyor. Başka bir üsluba gidiyor. O yüzden bu değişikliklerin olması çok normal. Peki Kırmızı Oda'dan hikayelerin tiyatro sahnesine ya da beyaz perdeye aktarılması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Bilmiyorum. Yani bunu ben karar veremiyorum. İşin içinde olduğum için bir dış gözüm bana söylemesi. İşte bir dış gözüm bana hadi bunu film yapalım falan demesi ya da olmaz demesi gerekir. Yani o kadar dışarıdan bakamıyorum. Yani zaten yazdıktan sonra
artık bu hikayelerle o kadar haşır neşir oluyorsunuz ki. Hani insan bir şeyle çok uğraşınca o tarafsızlığını yitirir ya. Hı hı. Yani ben yitiriyorum kendi adıma. Epey bir zaman geçmesi gerekiyor ki ben onu bir daha okuyayım, dış göz olarak değerlendireyim. O anlamda sağ olsun dostlarım her zaman yön gösteriyorlar, okuyan dostlarım, okuyucular yorumlarıyla. Yani şu an öyle bir şey yok ortada ama neden olmasın? Olursa da çok güzel olur yani. Ayrı düşmez benden. Şimdi kitabı okuduğumda benim böyle beni de çok düşündüren, aslında belki de ben aslında bir kitabı okuduğumda da ya da bir filmi izlediğimde ya da bir tiyatro oyununu izlediğimde öncelikle bana sorular sordurması, bir şeyler hatırlatması, hani bir okuyucu olarak benim için çok önemli. Ben Kırmızı Oda'dan hikayelerde de bunu gördüm. Örneğin siz objeleri hayat vermişsiniz ve o objelerin tanıklıklarını bize anlatıyorsunuz. Bunu hayal ederken veya bunu kurgularken siz neler düşündünüz? Kafamda mesela bunu düşündüğümde kafamda şöyle bir anı var. Kafeler açık o zamanlar tabii, milattan önce. Bir kafeye gittiğim zaman insanlar sürekli neşeli, eğleniyorlar, gülüyorlar. Allah Allah diyorum ya, bende mi sıkıntı var yani? Sürekli neşeli olur bir insan yani. Tamam hani neşeli olunur da yani böyle coşkulu sürekli. Oturuyorum, insanları izliyorum. Acaba dedim, bunlar gerçekten böyleler mi bu insanlar? Yoksa bu bir maske mi? Yani sürekli düşündürtürdü beni. Orada kurguladım bu objelerin o insanları değerlendirmelerini. Çünkü daha dışarıdan bakıyorlar. Dediğiniz gibi tanıklık ediyorlar. Evet. Nasıl görüyor, nasıl görür? Yani o objelerin sezgileri var. Aslında öyle dedi ama böyleydi falan diyorlar birbirleri aslında. Yani hani o bir insan faktörüne dışarıdan bakış gibi oldu benim için. Keyifli oldu ama yazmak. Evet evet, biz de okurken çok keyif aldık. Şimdi bir de hayallerimizin peşinden gitmek, böyle bir hikaye de var. 9 hikayeden bir tanesi de bu. Biraz son zamanlarda belki de hani kendimizi yaşam koşullarının zorluğuna bıraktığımız için hayallerimizi öteledik mi? Neler düşünüyorsunuz hayallerimize? Ne yazık ki hayal kurmuyoruz. Yani bu çok, evet, acıklı. Bu eleştirdiğimiz zaman, hani vardır ya böyle kepekli bisküviler, tatsız tuzsuz sunta derler. Öyle evet, bir şey oluyor hayat yani. Doğru. Ya ben şahsım adına bunu hissediyorum hayal kurmadığım zaman. Yani bu anlamda da bence insanın yapacağı en büyük yolculuk hayalinin peşinden gitmek. Peki var mı şu anda sizin böyle hedeflediğiniz bir her hayalin? Zaman ben yaşayamam ki hayalsiz. Evet. Yani bir senaryo yazma hayalim var. İsteğim var. Şimdi opera dersi, şan derslerine başladım. Eğitim yararına bir opera konser. Kitabın içerisinde var de var. Evet, o yüzden operayı evet, da birazcık şey yaptım. Peki bu sonradan mı olan bir şey yani? Her zaman vardı ama vakit bulamıyordum. Öğrencilikte de çok ders aldım. Ama bir türlü rayına oturmaz ya. Bu pandemide bu vakti öyle değerlendirip çok sık ders yaptık. Çok araştırmalar yaptım. Çok keyifliyim. Kolay bir eğitim değil, zor bir eğitim. 6 sene sürüyor. Evet. Yani bir operacının mezun olması 6 sene. 6 seneyle de bitmiyor. Süreklilik isteyen bir şey. Spor gibi yani. O kas çalışmadığı zaman gidiyor. Bir daha çalışmaya başlamak gerekiyor. Bu anlamda öyle bir hayalim var. Eğitim, herhangi bir eğitim vakfı yararına, eğitim yararına bir konser vermek istiyorum. Aa, çok güzel. Bütün gelirini bağışlayacağım. Evet. Çünkü bir yere bağlanması gerek, bir paylaşılması gerek. Bu şekilde yani paylaşmak istiyorum. Bu hobi olarak mı gidecek yoksa profesyonelleşecek mi? Profesyonelleşecek ama hobi olarak gidecek. Yani hobiler çok önemli. Tabii. Evet. Peki biraz da oyunculukla ilgili beklentilerinizi sormak istiyorum. Şimdi şu aralar herkes belki de hani işte oyunculukla ilgili konuşuyor ya da işte üretimlerle ilgili konuşuyor. Çünkü bunun nedeni biraz hani geleneksel medyadan hariç bir de şu anda dijital medya var ve insanların daha çok şeye ulaşması söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Şu anda hani bu kadar oyunculukla ilgili çok bahsedilmesi, bu kadar oyunculuğa rağbet olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunu sormak lazım. Gerçekten oyunculuğun kendisine mi rağbet var bunlar yani? O yüzden bana zor gelmiyor. Bu bizde mi böyle yoksa dünyada da böyle mi? Dünyayı bilmiyorum. Ama görüyorum yani şu an baktığım zaman dünyada da böyle bir özellikle sosyal medyayla bir popüler olma, bir beğenilme isteği, arzusu var. Yani oyunculuğu bunun için kullananlar
kullansınlar, keyif almazlar yani. Çünkü bu işin ilmi bambaşka. Asıl keyfi, asıl tadı orada, lezzeti orada. Altan Erbulak rahmetli, oyunculuk kolay mı diyorlar? Kolay, 35 seneden sonra diyor. Ki şimdi, o zaman bambaşka bir ruhu var yani. Şimdi siz de ünlü bir oyuncusunuz ve gerçekten çok başarılı yapımlarda da yer aldınız. Gerçekten hani büyük de bir hayran kitleniz var. Bu yorgunluk yaratıyor mu? Şöyle söyleyeyim. Ya da bir ön yargı ya neden oluyor mu? Ya insan, hepimiz insanız önce. Bazı anlarımız var, içimize kapanmak istiyoruz. Bazen yani böyle anlarda mesela çok dürtüldüğüm oluyor. Mesele şu. Benim için her zaman 18 yaşında ben kaç 18 yaşında ilk kez dizide oynadım. Biri beni tanıdığı zaman rahatsız oldum. Çünkü ben öyle bir ruh değilim yani. Ben özgürce gezeyim, sokakta şarkı söyleyeyim, öyle bir insanım yani. Öyle bir insandım o zaman da. Şu an benim için bir bedel bu. Çok hoşuma gitmiyor. Bazen sanki yazarlık sığındığımız bir alan mı oldu acaba bir süre sonra? Sığındığımız bir alan mı oldu acaba? Yok, sığındığım bir yer değil yazarlık. Böyle bir üretimim oldu, paylaşmak istedim. Yani kendimi ifade ettiğim bir yer yazarlık yani. Daha kendimi ifade ettim. Tabii oyunculuk da bir ifade biçimi. Bir karakter üzerinden kendi duygularınız dışında hangi duyguyu koyacaksınız oraya? Karakterin duygusunu kendi duygunuzla buluşturup onu kendi içinizde oluşturuyorsunuz. O da sizin içinizde bir açılıma neden oluyor yani. Bu da bir ifade biçimi. Yazarlık da hikaye içinde kendinizi ifade etme biçimi yani. Benim için çok önemli kendimi ifade etmek insan olarak. Belki o sanat disiplinleri arasındaki seyirci, dinleyici, okuyucu arasında bir fark olabilir belki. Onların yaklaşımı yoksa o hayalleri paylaşma anlamında. Evet, yani şöyle bir şey. Özellikle kitapta gördüm. Film gibi izledik dedi insanlar okurken. O biraz belki meslekten gelen bu üslup böyle, o yüzden böyle oluştu. Yani o benim her zaman çok hoşuma giderdi. Evde tek başınasınız, hiç kimse yok. Bir kitap açtınız, okumaya başladınız. Kendi kafanızın içinde o kitap, bu hayaller canlandı. O tasvir edilen ev canlandı. Sanki siz o filmi kendiniz, kendi kafanızın içinde çekiyor gibi bir yaşamsal. Ve bu sadece yazı ve sayfa ile oluyor. Yani bu çok hoşuma gidiyor, çok etkileyici. Yani o kendi filmini kendi çekiyor. Başkası yazmış, kendi çekiyor gibi oluyor insan yani. Çok hoş. Peki siz kimleri okursunuz, etkilendiğiniz yazarlar? Ben Rus edebiyatını çok severim. Son dönem bitiremediğim bir kitap var. Daha önceden de söyledim. Afife'yi okumaya başladım. Osman Balcıgil'in. Bitiremiyorum. Çok acıklı. Türkiye'nin ilk Müslüman kadın tiyatrocusu Afife. İnanılmaz acıklı bir hayat yaşadı. Ve her seferinde içim şişiyor. Böyle 4 sayfa 4 sayfa okuyorum. İnat ettim, bitireceğim. Hatta Osman abi de benden haber bekliyor kitap hakkında. Yorum yapacağımı söz verdim. Ta pandeminin başında hala bitiremiyorum. Onun dışında daha böyle teorik kitaplar okuyorum. Şu an sırada Erik Fromm'lar var. Erik Fromm okuyacağım. Freud üzerine aykırı düşünceler diye bir kitaba başlayacağım. Onlar birazcık boğucu olabiliyor. Daha insanı tanımak, daha ders kitabı gibi oluyor. Öyle okumalarım var. Öykü okumayı çok severim, kısa öykü. Uzun öyküden ziyade böyle çok kısa öyküleri çok severim. Hap gibi tık 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 tık. O yüzden biraz da öyküye yöneldim. Çünkü bir romanı insan bazen bitiremeyebiliyor ama öykü, en azından öykü kitabında bir tane öyküyü bitirip ayracı koyduğunuzda bir öykü okumuş oluyorsunuz. Böyle okumalarım var bu ara. Peki bu şekilde. Dizi, sinema, gerçi hani şu aralar çok zor bir durumdayız ama. Filme başlayacağım. Çok yakın güzel. Zamanda bir film çekimleri başlayacak. Söyleyecek misiniz bize peki? Yok, söylemeyeceğiz. Peki. O zaman merakla bekliyoruz biz. Ama galiba sizi heyecanlandıran bir şey olacak. Yani Bütün filmler beni heyecanlandırır. Hiçbir zaman ne yapacağımı bilemem. Peki şimdi izleyicilerimiz sizinle söyleşi yapıyorum. Şimdi hemen diyecekler ki Masumlar Apartmanı'nı sormayacak mısınız diye. Masumlar Apartmanı dizisine işte dahil olduğunuzda bu kadar çok insana ulaşacağını düşünüyor muydunuz? Hani o nasıl bir deneyim oldu? Düşünmüyordum. Yani bu sonuçta benim işim değil. Ne kadar insana ulaşacağını ölçmek. Bir parçası olmak belki. Benim çok anlayabileceğim bir şey değil. Bu ne kadar rating yapar, ne olur. Ben sadece oradaki role bakarım. Böyle bir şey oynamayı çok istiyordum. Burada da oynadım. Sonra bitti. Evet. Yani gerçekten oradaki karakterinizle
zor bir karakter. Ama aslında yine de umutlu. Yani hani bağımlı olsa da umutlu bir karakterdi. Umut bence herkeste her zaman var ya. Hı hı, tamam. Peki. Umudumu yitirdim demek bile bence bir umut belirtisi. Evet. Ben kitaptan biraz da aşka değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten aşkla ilgili de farklı hikayelere tanıklık ediyoruz. Farklı boyutlarıyla. Hani bu aşk sadece iki kişinin birbirine karşı değil. Belki de bazen bir objeye, bazen işte doğaya, insanlığa karşı da olabiliyor. Aşk sormak istiyorum size. Onu da mı yitirdik acaba hayallerimiz gibi? Hani o da mı bir şeylere vallahi karşı... Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Bu yitirilirse büyük sıkıntı. Yani şu manada aşk önemli, çok önemli. Yaşama isteği verir aşk. Ve iki tarafa da. Mesela iki insan arasında olduğu zaman size bir yaşama isteği verir. Karşı tarafa da bir yaşama, yaşatma isteği verir aynı zamanda. Aslında çok yapıcı bir eylemdir. Sonradan sevimsizleşebilir yani. Ama ilk başı her zaman böyledir. Doğayı çok seversiniz. Doğada bir yürüyüş yaparsınız. Hayat dolarsınız. Müziği seversiniz. Bir şey, müzik dinlersiniz. Hayat dolarsınız. Bütün sıkıntılarınız gider. Bu anlamda çok önemli. Böyle bakıyorum aşka ben. Çok yapıcı bir eylem aslında. Yani tabii ki şimdi yıkıcı halini de görüyoruz. Yıkıyor aynı zamanda ama ben bunu aşk olarak tanımlamıyorum. O yıkıcı olan başka bir şey. Yani daha mülkiyetçi bir duygu o. Hani benim olsun. Bu aşk değil, bu başka bir şey. Aşk deyince ilk akla bunlar geliyor. Ama çok özgürleştirici bir duygu aslında insanı. Hayata bağlayan bir duygu. Ve çok önemli bir duygu. Yani zaten kitapta da böyle ele aldım aşkı. Tersini de ele aldım. Çok hızlı tükeneni de ele aldım. Evet, biraz yani. Sevgi bağımlılığı gibi. Mesela sürekli beğenilmek, sürekli her şeye sahip olmak. Bu biraz sanal. Yani bu süreklilik yaratacak bir duygu değil. Yani elde edince biten bir duygu aşk değil yani. Elde etmekle ilgili bir şey değil. İşin içinde elde etmek yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani siz doğaya çıkıp yürüdüğünüzde doğayı elde etmiyorsunuz. O an o enerjiyi hissediyorsunuz. Bir içinizde böyle her nefes alışınızda iç ritminiz değişiyor yani. Böyle bir şey bu. Anlatabildim mi bilmiyorum. Peki kırmızı rengini size sormak istiyorum. Kırmızı rengi yani neden odanın rengi kırmızı diye sorayım size. Kırmızı frekans olarak da daha böyle ilkel içgüdülere hitap eden bir renk olduğu için kırmızı. Evet. Peki ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığınız için izleyicilerimize de tavsiye ederiz. En kısa zamanda bu hikayeleri okumalarını istiyoruz. Bugün de geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Yeni yılda sağlık, mutluluk ve sanat dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.